Bugün bahsedeceğimiz konu bu herhalde. Ben bu slaytı açıp sözü bırakayım. Bundan sonraki kısımda zaten siz ekran paylaşımı yapacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu işe başlamadan önce öncelikle hastanın cinciva formülleri hatta ağzındayken operasyondan birkaç gün sonra bir ölçü aldırtıyorum. Sol tarafta görmüş olduğunuz sarı ölçü maddesi. Bundan bir bas plak yapıp hastanın dikey boyutunu sabitliyoruz. Sonra bunun üzerine bir diş dizimi yapıyorum ben. Takım diş diziyorum. Takım diş dizdikten sonra bu dişi yapmış olduğum restorasyonun içerisine ilave edeceğim. Şu anda ekranımı paylaşacağım. Bir saniye. Yapmış olduğum işte böyle bir komplikasyon düzenledim. İşlerin ayaklarımı anatomik kron olarak, maksap olarak seçtim. Ara gövdelerimi koydum ve hepsini dikkat ettiğiniz gibi yeşille birbirine bağladım. Bu bölümden biraz bahsetmiyorum size. Bu artık standart klasik oldu. Hepimiz biliyoruz. Bunu seçerken bir tanesi ben size temsil olarak ben göstereyim. Kullanacağım malzeme PM olaraktan seçiyorum veyahut da bunu printer'a göndereceğim için laser metal seçebilirim. Gelip buradan implant yerini vida tutulmuş seçiyorum. Daha sonra bir wax taramam var. Evet. Diş eti taramam ve bunların hepsini işaretlemiş oluyorum. Burayı işaretlemeden geri geliyorum. Ara gövdeleri de direktman wax olarak da seçiyorum. Şurada atladığım bir konu var. Pardon, dağıldık. Ayakları seçerken de buradan anatomik wax sapı seçiyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi. Bunları organizasyonu yaptıktan sonra bu işte bir önceden yaptığım için bir kapanış tanımlamadım. Çünkü buradaki taratmış olduğum WhatsApp'ta tüm her şeyim var. Yani hastanın oklüzyonu da var. Sadece ben bu protezi ben yapmış olduğum implantın üzerine monte edeceğim. Geliyorum hemen sağ taraftan dizayn açıyorum. Yine 2.4 Polydiv kullanıyorum bu uygulamada. Sadece tarama verilerini yükle. Şu anda gördüğünüz gibi hemen sol taraftan buradan gelen parçaları tanıtmak istiyorum size. Bu bir modelimin taraması. Kapatıyorum. Bu tarama bodylerimin görüntüsü. Kapatıyorum. Bu da bir evvelki size sunumun en başında göstermiş olduğum total protez. Sizin taranmış hali. Dikkat ederseniz bunların hepsi birbirlerinin içerisine oturuyor. Bunu tararken de bu özelliği tararken kullanıyorum. Modelimi hiç çekmeden tarıyorum. Ve bunun üzerine devam ediyorum. Şimdi burada şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi kapattığım zaman, pardon, mum taramasının çok büyük olduğunu görüyorsunuz. Bunu şu şekilde Wizard'ı kapataraktan, uzmanı kapataraktan mumun üzerinde sağ klik yapıyorum. Burada eğer kaymışsa yerleştirmeniz var. Ağları düzenle var ve hemen onun altında mum protetif tarama düzenle var. Buna basıyorum. Şimdi bakın dikkat ederseniz aynı modelde çakışan yerlerimin hepsini sarı yaptı. Modeli kapatayım daha iyi anlayacaksınız. Şuradan diş etini de kapatıyorum. Bakın komple seçti. Şimdi bu bölümü eğer buradan sil dersem silecek. Mum taramı böyle kısacaman bir adaptasyon yapabilirim. Daha sonra gelip üzerinde şu şekilde mum taramamı bir düzeltme yapıyorum. Siliyorum. Şu bölümden de yine bir düzeltme yapıyorum. Bunları üst üste de seçebilirsiniz.
sildim. Şu anda gördüğünüz gibi biraz böyle çok parçacıklar geldi. Bunlarla uğraşmamak için hemen şöyle yapıyorum. Tek yüzeyi seç diyorum. Kullanacağım işi seçiyorum. Eğer burada sil dersem bunu silecek. Ama geliyorum buradan tersine çevir diyorum. Gereksiz kalan diğer parçaların hepsini seçmiş oluyoruz. Ve siliyorum. Hemen hemen tekrardan şuradan komutumu değiştiriyorum. Ufak tefek parçalarım var. Onları temizliyorum. Evet, mumumuzu yeteri kadar küçülttük. Buradan biraz daha almak istiyorum. Biz genelde bu tip protezlerde 6'lara kadar protezi yapıyoruz. 7'leri koymuyoruz çünkü 7'lerde bize büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Bundan dolayı da sade 6'lara kadar planlıyoruz. Yani genelde de dünya literatüründe de bu şekilde, hatta total protezlerde dahi 7'leri kullanmıyoruz. Çünkü 7'ler birazcık protezin devrilme açısından problem yaratabiliyor bize. Sihirbazımı tekrar çalıştırıyorum. Burada birazcık size implant kütüphanesinden bahsetmek istiyorum. Birçok kütüphaneyi ben kendim yapıyorum, kendim hazırlıyorum. Şu anda da Türkiye'de de yerli implant firmaları var. Bunların da kütüphanelerini ben hazırladım. Buradaki kullandığım implant, Türkiye'deki hazırlamış olduğum implant kütüphanelerinden birini kullanacağım. Genelde şurada bir ekseketin onaylamadığı bir kütüphaneyi seçeceğim. Yine aynı firmanın kütüphanesi. Burada açıyorum. Mesela multi'yi seçeyim. Buradan seçeneğimi buraya tekrar bir daha değineceğim. Bakın şimdi bir uyarı çıktı ekranıma. Diyor ki bu kütüphanenin ekseket tarafından onaylanmadığını söylüyor. Yani bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Şuradan versem bana kullandırmaya devam edecek. Ama biz bu kütüphaneyi bitirdik. Bitirdikten sonra ekşekete gönderdik. Ekşeket kütüphaneyi inceledi ve sağlıklı olduğunu anlayınca bize gerekli düzeltmeleri yaptırdı. Yaptırdıktan sonra da bunu onayladı. Genelde ben şöyle bir sorun yaşıyorum. Yani Türkiye genelinde yaşıyoruz biz bu sorunu. Bir kütüphane sıkıntılığı var. Yani bir kütüphane bulamama derdimiz var. Yine değinmek istiyorum. Eğer orijinal dangılınız var ise Exocat'in sitesine girerekten oradan CAD integrasyonundan gidip kullandığınız firmanın implantının kütüphanesini indirebilirsiniz. Model Creator'ını indirebilirsiniz. Evet. Şimdi burada AGS Medical'i seçtim. Altına geldim. Bana seçenek çıkarttı. Burada implantlarımızda şöyle bir şey var. Bir değişikliğimiz var. Onu ben hemen paylaşmak istiyorum. E, 16 ve 15 numarayı Okta kullanıldı. Diğerleri ise Multinit kullanıldı. Böyle bir değişikliğimiz var burada. Hekimin tercihinden dolayı böyle bir şey kullandılar. Geliyorum hemen sol taraftan. Önce Okta'yı seçiyorum. Okta'yı açtığım zaman ben burada bir değişiklik daha yaptım. Zirkonyum için cement cap. Ondan sonra metal için cement cap. Ve non-hex ve hex. Buradaki seçenekleri iyi bilmeniz gerekir ne seçeceğinizi. Ben şimdi bir zirkonyum yapacağım için Okta ZR cement cap'i seçiyorum. Ve 16 numaralı dişe geliyorum, işaretliyorum. Zaten burada şöyle bir özellik var. Şurada bir bar çubuğu var. Arkadaşlar bu bar çubuğu size şunu anlatmaya çalışıyor. İmplantınız ne kadar diş etinin içine gömük. Buradan bunu seçiyorsunuz. Benimkisi hemen hemen %100'ü tarama badisi dışarıda. Onun için bu ayarımla hiç oynamıyorum ben. Geliyorum. Tam burada göstermiş olduğu kırmızı noktalı yere burada temsili olaraktan değiyorum. Değdikten sonra otut dediğim zaman bakın şimdi böyle bir oturtma yaptı. Ve yerinde oturmadı. Ama eğer bu oturtmayı gelip de buradan kontrol tuşuyla tıklar isek
Yalnız bir aksiliğimiz var burada. Bir saniye. Problem yaşadık. Bir program açıp kapatmam gerekiyor. Tekrar seçiyorum. İmplantı ters Evet, mi veriyor evet implantı ters veriyor. Bilgisayarımda problem var tahmin ediyorum.
Bir sorun var, onu hemen çözmeye çalışıyorum. Ha, sorunun ne olduğunu anladık. Hemen şuradan şöyle yapacağız. Aksilik için kusura bakmayın. Şu an sesimizin gelmesi lazım. Bir Vahit Evet, Bey bir yaşa doğru gelmişiyor. Mahmut Ordulu Bey. Herhalde şimdi duyuyorsunuz sesimi. Chat kısmına yazabilirsiniz. Duyuyorum. Şimdi dosyalarımda bir hata olmuş. Ben ayarladım bunları. Vax'ımız var, Gingiva'mız var. Vax'ta Gingiva, Gingiva'mızı da aldık. Model Uberjav'ımız nerede? Elden atlandır. Evet, üst bütünceğine burada. Evet, tarama dayanağımız burada. Mum taramamız marker box burada. Dişetimiz burada. Serbay Bey yazmış, ben hemen ileteyim bu arada. Anılcım, Vahit Bey hatanın ne olduğunu nasıl anladı? Bize göre adaptasyon güzel oturmuştu. Sorun şu, adaptasyonun nasıl görünmesi lazım? Doğru olduğunu anlamak için ne yapmamız şimdi, lazım? Şimdi şöyle söyleyeyim, şunu bir deneyeyim mi? Evet, şimdi düzgün geldi. Şimdi ben sunumu rahat yapayım diye bunların hepsini bir dosyanın içerisinden, yani ana bir dosyam vardı benim. Onun içerisinden kopyalayıp aldıydım buraya. Buraya alırken isimlerini değiştirdim ben. İşte Uber, işte Marker, bunu kendi otomatik çağırabileceği tarzda yaptım. Ama evet, bunu yaparken de yönlerini söylemeden yapmışım orada. Yani ben sunum biraz rahat ve hızlı olsun diye uğraşırken daha bir evet, sıkıntı çıkarttık kendimize. Burada bakın, tıkladığım zaman kimdi arkadaşımızın ismi? Serbay abi, Trabzon'dan. Ha, Serbay. Serbay'cığım, burada bak ters geliyor, anlatabilir. Bak şimdi düzgün geldi. Demin bu modeli böyle algılıyordu ve buradaki analoğu da getirip burada buna göre ters koyuyordu. Ama bizim modelimizin düz olan yeri burası. Farklı bir yerden de düzeltebilirdim bunu ama oradan uğraşıp da daha fazla işi riske etmek istemedim. Dikkat ettiğiniz gibi bakın burada bu implantı, onaylı implantı çağırdığım zaman hiçbir itiraz etmedi. Şimdi burada kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. En iyi konumda oturtur dedim. Bakın şu anda oturtturdu bunu. Biraz daha büyütüyorum. Ama bu en iyi konumda oturtturmayı seçerken sol elinizle kontrol tuşuna basıp en iyi konumda oturtur derseniz bakın size daha bir renkli oturtturdu. Şimdi bu resimde bize ne söylüyor? Bunu şöyle izah edeyim size. Şu sol taraf altta bir tane bir cetvelimiz var. Bakın mavi, turkuaz, yeşil ve sarı, kırmızıya doğru gidiyoruz burada. Mesela kırmızı neymiş? Onda bir hata veriyor. Ondan sonra 8 turuncu olan %8 bir hata vermiş ve sıfıra doğru. Eğer ben implantı buraya oturtturduğum zaman burada mavilik görüyorsam bunun vertikal düzlemi doğru. Ve eğer oklüzyonunda da bunu ben mavi görüyorsam şurada gördüğünüz gibi, demek ki benim implantım sıfıra sıfır konumda oturmuştur.
Bazı oturmayan yerleri görebilirsiniz. Bunun da sebebi burada kullanmış olduğumuz tarama sıklığı ile alakalı olan bir konudur bu. Ve ileri diyorum. Geliyoruz. Hemen şunu şöyle ayarlıyorum tekrar. İkinci dişimiz de okta. Yine geliyorum, tıklıyorum. Kontrol tuşuyla en iyi konumda oturulandır diyorum. Bakın gördünüz mü ne kadar sağlıklı. Bu implantımın eğer hekimin aldığı ölçü doğru ise, ölçüde bir sapma yok ise, siz analogları yerine takıp düzgün taktıysanız bu protezin hasta ağzında oturmaması için hiçbir sebep yoktur. İleri diyorum. Şimdi multilere geldik. Yani öndeki, buradan sonraki implantlarım benim değişik. Burada ise geliyorum hemen yine implantın içinden multiyi seçiyorum. Buradan geliyorum. Sement kepi seçiyorum. Multinin şimdi sement kepi geldi. Yerleştirelim. En iyi konumda oturtur. Şimdi burada aslında bir aksiyon yapmak istiyorum size. Yani bakın bu da çok güzel oturdu. Bunu ben karıştırayım da şimdi okta seçeyim. En azından bir bilginiz olsun orada. Geliyorum. Sement kep. Geldim. Tıkladım. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Oturmadı iş yerine. Yeşil bir alan gördüm. Çünkü niye? Benim tarama body'm multi-unit body'si ama oktayı seçtim. Yani bu konuda da üstüne basarak da söylemek istiyorum. Trabzon'da bulunan AGS Medical'in üretimi inanılmaz derecede güzel bir üretim yaptılar. İnanılmaz derecede 0-0 oturuyor. Bunu da gururla söylemek istiyorum. Burada tekrardan geliyorum. Multi'ye çeviriyorum bunu. Geliyorum. Sement kepe çeviriyorum. İşaretliyorum. Kontrole basıyorum. Yani teknisyenin veyahut da bilgisayarın başındaki oturan operatörün hata yapmasına sebebiyet vermiyoruz. İleri diyorum. Bir sonraki implantımıza geliyoruz. Yine burada multi-unit seçili kontrol ediyorum. Bakın rastgele bir yere basıyorum. Yani bu kadar da matrak değil burası. Kontrol. Eğer iyi bir şey yapmışsanız, data kullanmışsanız bu buraya getirip oturacak. Yine bir kez daha söylüyorum. Üstteki oturum alanı ve vertikaldeki oturum alanı. Karşı simetrisinde de bakın görüyorum yer yer oturmaları. Mavilikleri görüyorum. Demek ki bu aradaki gözüken yeşiller kullanmış olduğumuz tarama badisinden scanner için kullanmış olduğunuz pudradan kaynaklanıyor. Onun için de fazla pudra duramamamız gerekiyor. İleri diyorum. Vahit Bey, siz aynı zaten şeyi yapıyorsunuz. Şu an bir soru sorayım. Tabii ki. Bir soru sormak istiyorum demiş İsa Alper Karaca, Antalya'dan. Doktor İsa Alper Karaca. EOS ile alınan ölçüde işleyişte bir değişiklik oluyor mu diye sormuş. EOS ile. Burayı anlayamadım yalnız. EOS ile alınan ölçüde. Büyük ihtimalle EOS tarama cihazından bahsediyor diye düşünüyorum. Yok yok ya, şöyle söyleyeyim. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Elimde benim şu anda bir tarama cihazı da var burada. Intraoral scanner geldi. Benim Facebook'tan takip ederlerse tarama cihazınızın şeyine bağlı. Hemen şu arada bir vereyim. Şurada masa üstünde resimlerim olacak benim. Bakın bu bir intraoral scanner'la tarama. Ben tuttum mesela bir tane desktop taramayla intraoral arasındaki taramayı birlikte match ettim. Ve karşımdaki sonuçta görüyorsunuz gayet güzel. Yani büyük bir çarpılma yoktur modelin üzerinde. Olabiliyor. Yalnız burada tarama yaparken biraz taramanın mantığını bilmeniz gerekiyor. Yani siz bu taramayı yaparken de nereden nereye doğru kopukluklar yaşamamanız gerekiyor. Eğer kopuklukları yaşamazsanız eğer gayet de güzel sonuç alabiliyorsunuz. Siz devamını yaparken ben onunla ilgili bir bilgi vereyim isterseniz. Tabii ki. Biz 3 boyut fabrikası olarak daha önce endüstriyel firmalara hizmet verirken tarama cihazlarının satışlarını da yapıyorduk. Tarama cihazlarının aslında ağız içi tarayıcılardan bahsediyorum. Çok büyük farkları yok.
Aslında doğru olan şu, tarımayı yapacak kişinin, teknik personelin iyi eğitilmiş. Yani o cihazı kullanmayı evet. iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani yoksa açık konuşmak gerekirse burada herkes sektörün az çok farkında. Doktor kanadı 3 hastanın ağzını daha fazla kesebilmek varken taramayla çok fazla zaman kaybetmek istemiyor. Burada yapılmak istenen, yapılması gereken şey şu aslında. Tarama cihazlarını iyi kullanan özel bir personel tarama konusunu onun yapması gerekiyor ve bu bir sistem haline getirilmesi gerekiyor. Siz kesimini yaptınız, hastanın kanaması durdu. Kanaması duran hastanın ağız içi taramasını hep bilgili aynı personelin yapması gerekiyor. Böylelikle aslında tarama cihazları arasında çok çok büyük farklar ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İbrahim Coşkan Bursa'dan İbrahim Coşkan Bey yazmış. Sevgili Vahit Bey, bu tür işlerin ölçüsünü paten rezin ile alınmasını tavsiye ediyorum demiş. Tabii yani paten rezinle yani ölçünün ağzının ağzında sabitlemek çok iyi ama buradaki süreç çok önemli. Yani siz paten rezini çok eskiden kullandığımız bir teknikti. Kullanıyorduk ama paten rezinle bağladığınız zaman paten rezinin kontraksiyonu da var. Yani bu ölçü bölümü ben de tavsiye ediyorum. Onu çok fazla süre geçirmeden gidip şey yapmak gerekiyor. Biz de bu arada lafa daldık. Buradaki şeyimizi, komünikasyonumuzu kaçırdık. 12, 13, 14. Bir yeri iki kere tıklayıp geçtik. Bir yandan sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Biz tam konuyla alakalıysa Vahit Bey'i bölerek, konuyla alakalı değilse veya seminerin sonunda cevaplanması gereken sorularsa işaretleyerek seminerin sonunda cevaplamaya özen göstereceğiz. Bunun da bilgisini tekrar geçmiş olalım. Konuşurken de bir iş iki kere noktaladım. Sonuçta arkada diş kalmadı. Tabii ki biraz dikkat dağınıklığımız oldu. Ama nerede hata yaptığımızı bulduk geriye giderek. Geri dedik. Şu anda diş eti boylarımızı soruyor bize. Başta yapmış olduğum şu mum adaptasyon işini tekrar yapmak istiyorum. Çünkü o dosyada çıktık, buraya geldik, seçtik. Sil dedik. Tekrar bir daha tekrarlamış oluruz bunu. Tekrar bir daha mum taramamızı düzeltiyorum.
Seçiyorum. Tek yüzeyi seç. Tersine çevir. Ve sil. Şu anda her şeyimiz hazır. Tekrardan result açıyorum. Bana burada diş eti boyunu soruyor. Ama buradaki implantlarımızın hemen hemen %100'ü hemen hemen kemik seviyesinde kaldığı için devam ediyorum burayı. Belirlemiyorum. Bunu daha sonra bir kez daha soracak. Orada ayarlamasını yapacağım. Bu hızlı hızlı ileri demenizin sebebi her biri için soruyor aslında. Aynı evet, kanun. Evet. Evet, peki. Her biri için soruyor. Çünkü benim şu andaki işim, yani diş etine bir gömüklüğüm yoktur. Benim her şeyim dışarıda duruyor zaten. Yani şuradan diş etini açacak olursam eğer, deminki sormuş olduğu konuda şunu soruyor bana. Eğer bu implantım diş etinin içinde gömük olsaydı, o zaman burada bir margin çizecektim. Ben buradan geçeyim diyecektim. Ama anladım. Ben burada bir cement cap kullandığımdan dolayı durum bu aşamada. Şimdi burayı ben şu şekilde alıyorum. Yukarıya doğru yükseltiyorum. Bu bir emergency, yani bir acil çıkış profili oluşturuyorum burada. Datamı ona göre ayarlıyorum. Mesela bakın burada çıkıyor. Geliyorum buradan içeriye alıyorum. Birazcık daha arkadan. Çünkü benim bu şu anda çıkartmış olduğum zirkon. Yani açıkta kalsa da kalmasa da benim için sorun yok. Sadece ben burada hastanın ağzında şurada göreceğiniz 0.5 milimetre bir metal göreceksiniz. Orada gayet temizlenebilir nokta, yani birleşim noktasında. Bunu da aynı şekilde alıyorum yukarıya. Kapatıyorum. Ben bir de bu uygulamada evatmıklarda da şunu kullanıyorum arkadaşlar. Şuradan gelişmişe gelip buradaki onda ikili kapatıyorum. Yani böyle daha temiz, daha düzgün çıkartıyorum kendime. İşi çıkış profilleri daha düzgün oluyor. Ve bir şey daha göstermek istiyorum burada. Hemen bölmek istiyorum Vahit Bey. Evet. Mehmet Çayır Bey yazmış. Diş etinin 2 milimetre içinde olduğu durumlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yardımcı olursanız teşekkür ederim yazmış. Şurada gösterdiğim gibi bakın bunun vestibül yüzeyinden dışarıda. Hı-hı. Ama palatinal bölgeden bakın içeride şurada. Bunu alırım, hemen şuradan şu şekilde çıkartabilirim. Hı-hı. Veya şöyle bir şey yapabilirim. Derim ki burasını kontrol tuşuna basaraktan buraya bir tane nokta koyarım. Buraya gelirim, basarım, diş eti seviyesinde kal derim. Bakın şu an diş eti seviyesinde kaldı. Ön tarafa da gelirim, bunu da indir aşağı derim. Bu şekilde de bir organizasyon yapabilirim. Ama biz bu işte zirkonyum çalıştığımız için böyle bir şeye ihtiyacımız yoktur bizim. Bu görmüş olduğum bölüm komple zirkonyum çıkacak zaten. Bu şekilde tamam. Ayarlayabilirim yani. İstediğim buradaki noktacıkları istediğim kadar çoğaltabilirim arkadaşlar. Kontrol tuşuna basılı tutaraktan bakın. Bu bölgeyi aşağı indirebilirim. Bu bölgeyi yukarı çıkartabilirim. Bu tamamen sizin kontrolünüzde. Eğer bu işlemi kontrol tuşuna basarak mı yapıyorsunuz? Evet, kontrol tuşuna basaraktan bakın bir daha tekrarlıyorum. Kontrol geliyorum. Tam hı-hı. Kesiştiği noktaya geliyorum. Kontrol tuşuna basıp sol elimle sol tuşa klik yapıyorum. Bakın koydum hemen. Anladım. Yani şöyle göstermem gerekecek olsa sol elle mouse'daki sol tuşa klik yapıyorum. Diyelim ki biraz değinelim buraya. Üstteki sarıdan tuttuğum zaman şeye basarsam eğer shift'e basarsam bakın kısmi kaldırıyorum. Hı-hı. Ama kontrole basarsam komplesini kaldırıp indirebiliyorum. Aslında kron köpükteki mantığın aynısı. Devam ediyor burada da. Tabii ki aynı mantıkla devam ediyoruz burada. Sibel Hanım sormuş. Vahit Bey merhaba. Paten rezin ile ilgili çok zaman geçmemesi gerekiyor dediğiniz detay nedir diye sormuş. Paten rezini açıklarken çok zaman geçmemesi gerekiyor demiş. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Paten rezinle madem biraz açayım ben bu konuyu. Diyelim ki mesela tek fazla ölçü alıyorsunuz hastanın ağzından ve onları hepsini birbirine bağladınız. Tek fazla ölçü, bu şu anda marka söylemek istemiyorum. Bu makineden doldurdukları ölçüler. Böyle bahsedeyim. Şimdi paten rezini yaptınız hastanın ağzına, bağladınız. Tek fazla ölçüyle ölçü aldınız.
Şimdi tek fazla ölçü diyor ki 24 saat sonra dök beni diyor. Siz içeride paterna izini bıraktınız. Paterna izini 24 saat beklediğiniz zaman bir kontraksiyon olacak. Bir genleşme olacak. Şimdi ikisi birbirine zıt kalıyor bence burada. Bir mantıksızlık başlıyor. O zaman ölçüyü alındığı zaman, o zaman normal A tipi silikonla ölçü alıyorsa eğer, alacak. Hemen o gün içerisinde, bir saatin içerisinde döküp model elde etmiş olması gerekiyor. Burası önemli bir konu. Yani paterna izin bekledikçe şeyi genleşmesi devam eder. Hatta paterna izinle bağlarız. Sertleşir. Sertleştikten sonra bir ince separeyle keseriz. 1-2 saat bekleriz. Sonra arayı çok incecik bir noktayla bağlarız ki o kontraksiyonu engellemek için. Şimdi bence iyi bir silikonla aldığınız zaman, iyi bir silikonla bu işi yaptığınız zaman bağlamak ne kadar iyi, ne kadar kötü bilemiyorum. Yani biraz tartışılacak bir konu. Yani birazcık da tabii ki bizi aşan bir konu. Hekimlerin daha iyi bileceği bir konu. Ama sonuçta benim yaptığım doğrulamalarla, ki biraz sonra da göreceksiniz bunu, bu işin oturup oturmadığını göreceğiz hep birlikte. Devam ediyorum ben. Evet, şu anda her şeyimiz hazırlandı. Üzerine wax sample'ımız geldi. Şu anda wax sample'ımızı uyumlamaya çalışıyor. Biraz süre alıyor. Bir soru var. Ben hemen onu yönlendireyim. Tabii alayım. Bu tür işler için, yani bu tür hibrit tasarımları için Erdem Gözühoş sormuş. Tarama nasıl yapılır? Bununla ilgili de vermek istediğiniz detay var mı diye sormuş. Tabii bu bilgisayarımız bunu yaparken hemen ben size şuradan gösterebildiğim kadarıyla. Hop. Spot'a ilk modeli bağladığınız zaman, modelimizi bağladığımız zaman, modeli bağladıktan sonra eğer bu modeli bunun üzerine hiç sökmeden diş etini, ondan sonra tarama bodylerini ve mumunuzu koyarak üst üste her seferinde istediğiniz siken isterseniz, o zaman hiçbir kaçık olmadan direkt hepsi üst üste gelebilir. Veyahut da gelmiyorsa da ise eksokette ağların üzerinin altında bir bölümden bunları konumlandırabiliyoruz. Mesela şuradan hemen uzman modu kapatayım, açayım. Şöyle yapayım. Bakın, mum modeloji yerleşimini düzelttiği bir bölüm var. Burada 3 noktayla seçerekten mum modelojimi düzeltebilirim. Veya modellerimi düzeltebilirim. Yani bunların hepsi eksoketin içerisinde, ama çok kısa ve net bir yol. Eğer hiç taratmadan üst üste modelinizi taratırsanız, bu arada ben şu şeyi mi alıyorum? Çok karışık oldu burası. Bağlamış olduğunuz modeli, bağlamış olduğunuz spotu eğer değiştirmezseniz, hep tüm datalarınızı üst üste tararsınız, hiçbir sorunsuzluğu açarsınız. Evet arkadaşlar, üzerine getirdiğim mumu bakın, hiçbir şeye bakmaksızın implantın çıkış yerlerini hemen bana getirdi, gösterdi. Burada hemen normal kron köprüde yaptığım gibi diş etine konuşlandırmaya çalışıyorum. Uzatıyorum. Bunun bitiminden sonra bu bir aslında şu anda yapmış olduğum mum modelajı, takım diş göstermiştim ya size en başındaki. O takım dişi, şimdi bir doğrulama yapıyorum kendime. Modelin üzerine implantı. Çünkü total protezi ilk prova yaparken hastanın ağzında herhangi bir tutucu analoğumuz olmadığı için yerinde tutamıyorduk. Her biri bize kapanışı farklı veriyordu. Ama bunu biraz sonra göstereceğim gibi, bu şu anda aslında iki setup'tan ben yapıyorum işlerimi. Birinci setup'ı bu. Önce yapmış olduğum işi getiriyorum. Böyle bir restorasyon hazırlıyorum kendime. Bu restorasyonla
Bunu 3D printer'ınızda üretiyorum. Printer'da ürettikten sonra hastanın ağzına çağırıyoruz. Abutment'larını takıyoruz. Hastayı kontrol ediyoruz. Dikey boyutu, kapanışı, hastanın gülmesini, bunların hepsini bir test yapıyoruz. Sanki protezimiz bitmiş gibi yapıyoruz. Şimdi hemen hızlıca bir restorasyonu düzelteyim. Bu düzeltmeyi yaparken ben Sibel Hanım'ın sorusunu İbrahim Bey'in cevabıyla cevaplayayım. Evet. Sibel Hanım, aldığınız eğitimde doktorun 24 saat beklenip ağızda öyle birleştirilmeli şeklinde söylediğini söylemişsiniz. İbrahim Bey de demiş ki laboratuvarda hazırlayıp hekime parçalı halde yolluyorum. Açık kaşık ölçü aldırıyorum. Aksi takdirde fazla açılı işlerde hep oturuşta sorun çıkıyor. Bütün emek boşa gidiyor demiş. Doğru söylüyor, evet. Bir öngörü olmuş olur bu. Tabii. İbrahim Bey'in öngörüsüne katılıyorum. İşte iş birinin hani bunu genel anlamda bu şekilde, evet, laboratuvarda eğer bir hazır çubuklar hazırlanıp da gönderirse zaten o kontraksiyonu bitmiştir onun. Hastanın ağzında kullanabilirsiniz. White Bey, yine bu işlemi yaparken çok dağılmadan cevap verebileceğiniz bir soru yönelteyim. İlhan Bey sormuş, İlhan Özer. İşe başlamadan önce implantların oturuşunun kontrolünü doktora ne işlem yaparak gönderiyorsunuz demiş. Şu andaki yaptığım işlemle, en hızlı yaptığım işlem bu. Hekim ölçüyü alıp da taradıktan sonra diş dizimi yaptığım işi implantın üzerine yerleştiriyorum. Biraz sonra da onu göreceksiniz zaten slaytlarda yaptığımız işi. Bunu hekime gönderiyorum. Bunların metal yüksükleri var. Onları içerisine yerleştirip yapıştırıyorum. Diyorum ki proteziniz bitti ama biten protezinde bir geçici. Yani bir plastikten bir protez. Bunu da 3D printerla elde ediyorum en hızlı şekilde. Çünkü bunu kazımaya koysam bana maliyet getiriyor. İnanılmaz, evet, derecede. Ve zaman ortalama, ben şimdi bu protezi PMA değil ne kazırsam kazıyım, yaklaşık 6 saatte kazıyacak bana bunu. Hı hı. Yani ne kadar da hızlı kazırsa da kazısın, böyle bir zamanım gidecek. Ama ben bunu printer'a koyduğum zaman 20 dakika sonra ben bunun sonucunu alıyorum. Ve bir de resin bir malzemeyle yapmış olduğum için esnemesi de sıfır oluyor bunun. Yani ben bunu PMA'dan yapmış olsaydım PMA'nın bir esnemesi olacaktı. Hekim onu hastanın ağzında kontrol ederken esnetip oturtturma şeyi çok yüksek. Ama rezinden yaptığım zaman esneme sıfıra düşüyor. Esneme yoktur. Hemen şöyle hızlıca man. Serbay Bey soru sormuşsunuz. Ona şöyle cevap verebilirim. Ya genelde geçici dişler reçine bazlı sonuç aldığınız zaman bir hafta 10 gün gibi süreçlerde kullanabilirsiniz geçicileri, özellikle de kesik dişlerin üzerine. Ama dürüst konuşmak gerekirse ve işin gerçeğini söylemek gerekirse bir bloktan kazıdığınız zaman işi uzun süre kullanabilirsiniz. Özellikle implantlı işler için konuşuyorum. Bu şekilde hibrit işler için konuşuyorum. Eğer ki bir oklüzal vidanın içinden torklu bir 12 tork sıkım gerçekleştirerek oturtacağınız işler yapıyorsanız eğer bunun gibi, burada ne olursa olsun katmanlı bir üretim olduğu için 3D printer'da katman katman bir birleştirme olduğu için ve siz 12 torkluk vidayı yanal eksende uyguladığınız için orada kırılmalar görürsünüz. O nedenle daha iyi sonuç almak için ya tasarımı yapılan modeli biraz çapraz başka bir açıyla birbirlerine tutturarak baskı alabilirsiniz. Yine de en iyisi burada en iyi sonucu, en uzun sonucu, o güzel birleşmenin olacağı işlerde en iyi sonucu aslında bloktan kazıma PMMA'lar verir. Ama burada bu data özellikle hastanın ağzında aslında bir mock-up gibi nasıl oturulduğunu, nasıl yapılması gerektiğini anlamak açısından güzel işler verecektir. Evet, şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bunu üretirken şimdi tabii arkadaşlar sonucunu görmeden bu şekilde bir yorum yapıyorlar. Biz buradaki kullanmış olduğumuz yani torklayacağınız şeyin malzeme, biz bir bunun içerisine titanyum parça yapıştırıyoruz. Yani multinitin üzerine gelen bir titanyum parçamız var. Serbay'cığım onu torkluyorsun sen. Zaten PMA'yı da torklasan gömülür, seni yanıltır. Hatta da dişe böyle bir asılma yapabilirsin. İmplantı asılma yapabilirsin. Yani PMA'yı torklamanız da yanlış. Ona bakacak olursanız.
Onun için biraz bu sistemi biz biraz böyle çok daha biraz böyle teknisyen kafasıyla oturup düşünüp de böyle bir sistem yaptık. Zaten birçok firmada da bu yurt dışı firmalarında da var. Geçici imedet yüklemek için halkalar vardır. Yani biz onun üzerine bunu yapıştıracağız. Ve sizin toplamış olduğunuz şey adını siz söyleyin. Titanyumu toplayacaksınız. Zirkoyum'da olduğu gibi. Zirkoyum zaten Cement Cap diye biz bu işin içerisine başladık. Onu da zaten biraz sonra resimlerimiz var. Birkaç resim, onları sizlere izah edeceğiz. Yani kazımayla geldiğiniz zaman raddede, evet bende de var. İki tane kazıyıcım var. Çok rahat kazıyabiliyorum ama harcamış olduğum zaman zaten bu iş pahalı bir iş. Yani sen bunun parasını Ekim'e söylediğin zaman Ekim zaten yani sana sesini yükseltiyor. O bu kadar para olur mu diyor. Sen bunu kalkıp da iki kere üst üste kazıma yaptığın zaman senin maliyetin daha yukarılara çıkacak. Yani bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum ki. Bu arada Onur Bey size, Onur Bey diyorum, Anıl Bey size ben bir soru yönetmek istiyorum. Sizin evet. Üretmiş olduğunuz bu geçici akriliğin ne kadar süre hasta ağzında kalabiliyor? Prosese göre değişiyor. Yani dediğim gibi implant üzeri bir işlerde tasarım çok paralellikten uzaksa ve zorlayabilecek bir yapı varsa ortalama hastanın kullanımı... Sağlamlıkla alakalı demiyorum ben size, renklenmeyle alakalı. Yani 6 aydın uzun süreli geçici yerine kullandırabiliyorsunuz bunu. Kesinlikle. Ben sadece baskıdan yani hastanın yediği zaman herhangi bir kırılma prosesinden bahsediyorum. Yok, kırılmanın önüne geçemezsiniz. Yani ben söyleyeyim size, bugün ne zirkonyumlar yapıyorsunuz, ne bloklar kullanıyorsunuz, protodan oradan buradan. Kırılacak iş yine kırılıyor yani. Bunda kesinlikle şey yapamazsınız. Ben kırılmayı baz alaraktan söylemiyorum. PMA da kırılıyor. PMA'da kırılmaz diye bir şey yoktur. Yani hatta bırakın PMA'yı, şimdi PIK dedikleri malzeme var. O da kırılıyor yani. Ben bunun kırılmışını yaşadım, gördüm. En üst kalitesini hem de gördüm. Yani bu kırılmaz ve üstüne basa basa iddia edileni gördüm. Yani kırılma apayrı bir konu. Yani kırılma bahsetmiyorum ben burada. Benim burada bahsettiğim hastanın ağzında uzun süreli kaldığı zaman ki sıvı alışverişinden bahsediyorum. Renklenmeden bahsediyorum. Yani biyolojik madde üretmesinden bahsediyorum. Özellikle yani yüzeyine yapıştığında, mesela diyelim ki yüzeyine yapışıyor diyelim. Ondan sonra orada bakteri ne kadar şey yapıyor. Şuradan evet. Geliyorum, diş etini adapte et diyorum. Şu anda diş etini adapte ediyoruz. Hemen Yunus Yılmazoğlu'nun sorusuna cevap vereyim. Kontrol için gönderdiğinde hangi reçine ile yollamak mantıklı? Kes reçine uygun mudur? Dur. Yunus Bey, tavsiye etmiyoruz. Dökülebilir reçinemiz. Evet, hem biz hem zaten piyasada diğer geçici sattığını söyleyen firmalarda da FDA ve CE sertifikası olduğundan emin değilim. Yani biocompatible olması çok önemli bu malzemelerin. Özellikle döküm reçinesi için biz kendi adımıza konuşalım. Döküm reçinesi biocompatible bir malzeme olmadığı için hasta ağzına ondan aldığınız bir baskıya gidip oturtmanızı tavsiye etmiyoruz. Bilginiz olsun. Onun bilgisini veriyorum. Zaten Oktay Kırıcı Bey sağ olun. Siz de biz model reçinesiyle yapıyoruz demiş. Tercihinizdir. Yani model reçinesini de kullanabilirsiniz ama model reçinesini hasta ağzına bırakamazsınız onu yani. Sağlıklı bir reçine değil. Tak çıkart yapmak için bile çok sağlıklı bir reçine değil. Bu konuda geçici reçinesini tavsiye ederiz. Yani biz şöyle yapıyoruz. Ben şu konuyu da düzeltmek istiyorum bu arada. Biz mesela bu protezi yaptığımız zaman, çünkü diğer protezin daha yapım aşaması sürecek ya, ben bunu hastaya kullandırmaya devam da ediyorum yani. Çünkü benim elimde şimdi bu protezi yaptım. Eğer estetiğinde bir sorunum yoksa ben hekime diyorum ki abi tak bunu hastanın ağzına, ben rahat rahat işimi yapayım. Hastamız bunu geçici olarak kullansın. Hem de bir çiğneme şeyini kazansın. Çünkü böyle bir hastanın kliniğe gelip de klinikte klinik aşaması 3 ay implantların bekleme süresi, sonra protezin yapılması, yani hasta bir 4 ay zaten dişsiz kalıyor. Bu dişsiz kaldığı zaman da senin hasta otokontrolünü kaybediyor. Çiğneme yetisini kaybediyor. Siz bunun üzerine yaptığınız bir protez ilk plana koyduğunuz zaman hastaya diyorsunuz aman ufak ufak ısırın, küçük küçük giyin, dikkat edin gibi telkinlerde bulunuyorsunuz. Ama bunu verdiğim zaman da
Bundan sonraki gelecek zirkonyumuma da aslında bir şey sağlıyorum. Adını siz söyle, bir zemin sağlamış oluyorum. Hastanın ağzında bir alışkanlık, bir fonotini düzeltmiş olmasını sağlıyorum. Çünkü ben bu protezi hastanın ağzına takıp da baktığım zaman hastanın fonotine de bakıyorum, gülüş gamına da bakıyorum. Aa diyorum, burayı birazcık daha uzatmam lazım imiş diyorum. Hemen geliyorum, elimdeki restorasyonda orayı birazcık daha uzatıyorum. Yani bu tip çalışmada mesela bu işte benim başıma gelen bir olay var. Biz bu işi yaptık, bitirdik. Ama hastanın ağzında burada iki tane okta kullanmasından dolayı bizim kurguladığımız protez olmadı ve mecburen bu işi ikiye bölmek zorunda kaldım ben. Tam santralin ortasından iki parça yaptık ki şey olsun, otursun, rahat pasif oturuş sağlayalım. Çünkü hiçbir şekilde şey yapamadık, oturtturamadık hastanın ağzına. Ölçümüz de hatalı değil, şeyimiz de hatalı değil. Ama arkalarda iki tanesini okta kullanmaları bizi perişan etti o konumda. Çünkü oktaların oturumu 90 derecede oturuyor. Öndeki multinitlerin oturumu 35 derece açıyla oturuyor. Bizi bayağı bir zorladı orada. Ve çözüm olarak da hemen biz protezi ikiye bölüp biraz sonra göstereceğim gibi bir çözüm ürettik. Şimdi restorasyonumu buraya kadar bitirdim arkadaşlar. İleri diyorum. Hemen hemen oturumlarım tamam. Bir diş etini kaldırıp hijyenliğine bakmak istiyorum. Temaslarına bakmak istiyorum. Şuradan geliyorum. Şu bölümlerimi biraz rahatlatmak istiyorum. Şöyle. Buradaki yine sizin isteğinize bağlı birçok şey kullanabilirsiniz. Gelip buradan bu ince spatülü alıp şeye basaraktan, pardon, şuradan değiştireyim şunu. Kabartabilirsiniz veyahut da formunuza devam edebilirsiniz. Bu tamamen sizin görsel isteğinize bağlı olaraktan. Ama ben genelde bu bölümde fazla oynamak istemiyorum. Çünkü malzemenin biraz kalın bırakmak istiyorum. Ki bana nasıl bir sonuç verecek onu görmek istiyorum açıkçası. Şu anda görürsün, bakın dişsel anoklarımız, her şeyimiz yerine geldi. Şu anda mum yapılandırmasını bekliyoruz. Evet, yapılandırdık. Diş etine oturuş tabanımız da gayet iyi. Bu sırada Yunus Bey, sorunuza cevap verelim. Yunus Ozak sormuş. Geçici reçineniz form labs cihazında kullanılıyor mu diye sormuşsunuz. Yunus Bey, form labs'in teknolojisi SLA'dir. Aşağıda bir lazer vardır. Bu şekilde bir örme sağlar. Bizim yaptığımız geçici reçinemiz form labs'e uygun değildir. Bilginiz olsun. İlker Şengülen bu konudan bağımsız olarak geçen haftaki sunumla alakalı sormuş. İskele tasarımında attığımız supportlar kolay temizleniyor mu? Temizlendikten sonra, temizlenirken kroşelere zarar veriyor mu diye sormuşsunuz. Bizim supportlarımızın birleşme yerindeki noktasal kısmı çok ince.
bir birleşme gerçekleştiriyor. Elinizle bir modelin üzerine oturttuğunuz zaman elinizle oynarken bile bütün supportların kırıldığını ve temizlendiğini görebilirsiniz. Herhangi kroşelerde veya herhangi bir oturum üzerine sıkıntı yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Başka soru. Evet. İbrahim Coşkan bir bilgilendirme geçmiş. Multiler hex mi yoksa non-hex mi konusunda doğru seçim yapılması gerekmektedir demiş. Evet, non-hex. Buradaki seçtiklerimiz non-hex. Hepsi şu anda tasarımımız bitti. Ama dediğim gibi biz bunu oturtturamadık aslanın ağzına. Yani sıkıntı oldu şuradaki iki implantımızdan dolayı. Ve bunu bölmeyi ama gerçek anlamda da birleşik olmasını düşündük. Bunun için hemen şuradan uzman modu kapatıyorum. Evet, bunu hep genelde bulamıyorum. Serbest restorasyona giriyorum. Yücel Bey yazmış. Merhaba, ben de Formlabs Form 2 cihazı yeni aldım. Geçici reçinesi firma yok diyor. Geçici nasıl üretebilirim? Bildiğim kadarıyla bir senedir hazırlar geçici reçinesi konusunda. Biz hep öyle duyuyoruz. Firmanızla iletişime geçmeniz lazım. Maalesef ki bir senedir geçici reçinesine çıkacağını söylüyorlar ama biz duymadık, daha bulamadılar. Maalesef cihazınız SLA sistemi olduğu için bununla ilgili bir geçici konusunda bizim ARGE ekibimizle bu konuyu paylaşırız. Belki Formlabs uygun bir geçici reçinesi yapma konusunda çalışabiliriz. Ama şu an öncelik planlarımız dahilinde değil. Firmayla görüşüp ben bunu geçiciden nasıl üretebilirim bu cihazı diye bilgi almanızda fayda var Yücel Bey. Ben devam edeyim isterseniz. Buyurun, devam edin lütfen. Evet, şimdi geldim. Yine sağ taraftan açtım. Köprüyü ayır dedim. Bana buradan seçenekler çıkarttı. Burada yeni seçenekler geldi 2.4 ile ilgili. Geliyorum buradan, mesela iki basamaklı 50 mikron veyahut da 100 mikron. 100 mikronu seçiyorum. Geldik buraya. Kontrol tuşuna basıp ayıracağım ayıracı yerine yerleştiriyorum. Burada hangi parçayı hangisinin üzerine oturtacağımı karar veriyorum. Soldaki parça birinci parça, sağdaki parça ikinci parça olacak şekilde ayarlanmış. Ama burada 4 implantım var, burada 3 implantım var. Burası önemli. Diyorum ki bu taraf birinci parça olsun, bu taraf ikinci parça olsun. Bunun üzerine gelip buradan çeviriyorum bunu. Sonra tekrardan yerini konumlandırıyorum. Yani Oktay Bey sormuş, Oktay Kırıcı sormuş. 14 ve 15 numaralı dişlerin olduğu bölgeden ayrılsa olmaz mı sorunu gidermek için? Şuradan. Evet. Ya buradan da ayırabilirsiniz ama yani
Ben şöyle söyleyeyim, ben zirkonyum köprülerde şu full arktan mümkün olduğu kadar kurtarmanız gerekiyor kendinizi. Çünkü fırındaki büzmelerde olsun, şeylerde olsun, yani bloktaki yerinizde olsun. Mantıklı olarak tabii ki 14 ile 15'in arasından da ayırabilirsiniz ama burada bunu getirip de koyduğum zaman 14 ile 15'in arasında burada böleceğim yok. Burada biraz gelip 15 numaraya biraz tecavüz etmesi gerekecek. Estetiği bitirirken de burada böyle bir çizgiyi kapatmam birazcık daha zor olacak benim. Ondan dolayı tercihim, ben hem yarım arktan kurtarmak istedim zirkonyum bloğumu, hem de şey yapmak istedim, adını siz söyleyin, faydalanmak istedim. Biraz daha içeriye alıyorum bunu, ayıracağım yere. Evet, şu anda her şey yerinde. Geliyorum, uygula diyorum. Ha, biraz dışarıda kaldı burası. Hata verecek. 11 ile 21 dedim. Geri al dedim. Çünkü şurada açık verdim. Uygula. Beğenmedi. Bunu değiştirmek istiyorum. Çok büyük geldi buraya. Görünümü tekrardan aksını değiştiriyorum. Şu anda iki parçaya böldük. Hemen parçaları biraz kasıyor bilgisayarım. Modeli kaldırıyorum. Bakın böyle bir sürgü oluşturdu buraya kendisi. Bu da diğer dişi kısmı. Ve sihir vazımı açıyorum. Devam ediyorum. Yine anatomik düzeltmeler istiyorsanız burada seçeneklerimizden devam ediyoruz. Ama bir şey yapmayacağım. Devam ediyorum. Şu anda tasarımı bitiriyor ve bunun arkasından model tasarımına geçeceğiz. Evet. Kaydettik.
Ali Murat Alp Bey, kazıma cihazı o bölgeleri kazırken sıkıntı çıkarıyor mu acaba diye sormuşsunuz. Kazıma cihazınızdan kastınız CNC mi? CNC'den, evet, CNC'den bahsediyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bu kullandığınız CAM programıyla alakalı olan bir olay. Yani kazıma cihazınız kazırsınız, onun için işte 4-5 saatlere geliyor yani burada. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor zaten. En hızlı almış olduğumuz yöntem bu. Biraz bunu ben aşağı indirmek istiyorum ki hata versin diye ileri. Şimdi model hazırlığına başladık arkadaşlar. Daha önce implantlarımızı seçtik. Üst restorasyonunu hazırladık. İleri diyoruz. Tekrar ileri. Şimdi bakın bana hata veriyor. Diyor ki modelin, diyor, analogların modeline diyor sığmıyor diyor. Bakın mor gösterdi. Diyor ki sen diyor bu modeli yaparsan eğer diyor bu analoglar diyor dışarıda kalacak diyor. Bilgin olsun diyor. Biz burada ne yapıyoruz? Modeli alıyoruz yukarıya doğru. Bakın birer birer kayboluyorlar normal dengine. Şu anda olumlu hale geldi. İleri diyorum. Şimdi arkadaşlar normalde buna bir diş eti oluşturmak istiyorum ben. Geliyorum şuradan, bakın implantlar ve diş etini oluşturmak için. Şuraya geliyorum, ekle. Genelde bu tip işleri ben iki parça yapıyorum. Şu şekilde çiziyorum. Bu bölümü bana diş eti olaraktan ayrı verecek. İsterse daha sonra şuralarını şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Diş eti kalınlığını. Buradaki verilerde minimum thickness 1 mm de verebilirsiniz. 2 mm de verebilirsiniz. Yani diş etinin ayıracağı bölümü soruyor bize. Geliyorum buraya, tekrar ekle diyorum. Bu sefer diğer karşı tarafı oluşturacağım. Burayı da oluşturdum. Burada da yine istersen düzeltmeler yapabilirim. Yine ileri diyorum. Bu çizdiğiniz yerleri diş et olarak verecek değil mi? Evet evet, diş et olarak ayaracak bunları. Şu anda görevini yapıyor. Yücel Bey, biz teşekkür ederiz. İyi yorumların, iyi dilekleriniz ve yorumlarınız için. Çok faydalı oluyorsunuz gerçekten. Ben de sistemi yeni kurdum ve bu pandemi çıktı. Öğreniyoruz sayenizde. Çok sağ olun demiş Vahit Bey. Size de aktarmak isterim. Teşekkür ederim. Faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Bir de benim mesela genelde aldığım sorulardan birçok soru şunlar var. İşte biz dijital analogları nereden bulacağız? Şimdi bu normal analogları aslında bu yaptığımız işleme olmaz. Dijital analogları kullanılan implant firmalarından tedarik edebilirsiniz. Buralardan olabilir. Kimi firmanın var, kimi firmanın yok. Olan da getiriyor veya da getirmiyor. Ama şu anda yerli firmaların hemen hemen birçoğunda bu işlemi yaptılar. Ve buradaki dijital analogu da ben kendim tasarladım. Bunun tasarımı bana ait. Çünkü yapmış olduğum işlerden dolayı sıkıntılar yaşıyorduk ve buna göre de bir analog dizayn etmek istedik ve çok da güzel bir analog oldu. Şimdi biraz bu analogdan bahsetmek istiyorum. Analogu buradan yukarıdan aşağıya takıyorsunuz. Taktıktan sonra 45 derece saat yönünde 45 derece çeviriyor. Saat yönünde 45 derece çevirip sonra şuradan vidayla sabitliyorsunuz ve siz implantı söküp taktığınız anda analoglar yerinden dönmüyor ve oynamıyor. Şu an arkadaşlar modelimiz hazır her şeyiyle beraber. Şuradan diş etlerini ben kaldırayım. Alt kısmını görün. Bu şekilde. Zaten bunu ayrı bir print edeceksiniz. Bir de bunu print edeceksiniz. Burada bir konu var. Ben onu yapmadım.
Dikkat ederseniz altı gayet düz ve modele göre bir girinti çıkıyor. İstersen ben buraya retansiyonlar koyabiliyorum. Retansiyonlar koyabiliriz. Bunda şeyde diş etini çizdiğim zaman retansiyon yap diyebilirim. Ben yani diş eti kalınlığını ayarladım ya 2 milim yap diye. Ama retansiyon yaptığım zaman yerine oturtturamıyorum. Yani biraz sıkıntı oluyor. Çünkü retansiyonun biri böyle geliyor. Top biri böyle geliyor. İkisi çapraz açıda oturmuyor. Onun için retansiyonsuz yapıyorum. Zaten şuradan dijital analoglarımız dışarıya yukarıya çıkıyor. Onlar dışarıya çıktığı için bir sıkıntımız olmuyor. Yani bunu burada sabit fix tutabiliyorum ben şeyi. Bunu sadece ben de çalışırken dentin de koyuyorum. Alt diş eti uyumunu sağlasın diye. Onun haricinde de çıkartıp da oturup oturmadığını çok daha rahat görebiliyorum. Devam diyorum. Pardon, biz şeyi unuttuk. Açman bölümünü. Şuradan bir geri gelmek istiyorum. Yine şeyde olduğu gibi istediğiniz her yere yazınızı koyabilirsiniz. Metin ekle. Burada kontrol tuşuyla yazınızı çevirebilirsiniz. Evet, istediğiniz her yere koyabilirsiniz. Burada bir konu daha var. Şurada bir takım rakamlar veriyor size. Burada boyutu, eğer bunu arttırırsanız yazınız büyür veya küçülür. Üstte de derinlikle alakalı verir size. Şöyle yapalım. Diyelim ki derinlik ne kadar gömüleceğini veya ne kadar fazla kalacağını şöyle biraz abartılı yapayım. Görün ne kadar olduğunu. Derinlik 0.5. Bu birazcık da derinliği verirken eğer şurada aşağıda metin ekle var. Metin ekle yaparsanız böyle bir kabartma yaz elde edersiniz. Metin çıkart derseniz burada bir oyuntu çıkartacaktır. Oyuntu çıkartacağı zaman şuna dikkat etmenizi isterim ben. Eğer model kalınlığınız 2.5'dan azsa siz de burayı 5 yaptıysanız burası böyle bir delik çıkacaktır. Ona dikkat etmenizi isterim. Genelde model kalınlığınız 2 ise burayı da 1'de tutmanızı öneririm. Arkadaşlar ileri derim. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi yazımızı da yaptık. Anıl Bey, eğer isterseniz bu bölüme kadar sorular varsa soruları alalım. Yoksa slaytlarımıza geçebiliriz. Sorularınız yerde daha çok teşekkürler var. Kemal Elbir, Set Dental'den Kemal Bey teşekkürlerini iletiyor. Oktay Kırıcı teşekkürlerini iletiyor. Alper Samet teşekkürlerini iletiyor. Daha bir sürü kişi okuyamadım. Oktay Kırıcı'nın bir sorusu var. Bizle alakalı hemen cevap verelim. Şu an firma olarak, Dentafop olarak biz geçici surgical guide, döküm reçinesi, model reçinesi konusunda hemen yarın siparişinize cevap verecek şekildeyiz. Damak reçinesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçen baskılarını aldığımız damak reçinemizde sıkıntı yok. Ama yine de son bir onayı bekliyoruz. Onun haricinde de diş eti reçinesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Henüz bitmiş bir proses değil, bilginiz olsun. İsterseniz sunum kısmına geçebiliriz. Bu arada siz de lütfen sorularınızı yazabilirsiniz. Ben White Bey'e aktarabilirim. Slide'ımızı paylaşalım. Bu şekilde bir hazırlık çalışması vardı. Analog WhatsApp dediğimiz. Şu anda sunum ekrana yansıyor mu? Hayır. Hayır. Bir saniye ben şey dönmem lazım. Evet, şimdi yansıyor. Devam edelim. Bu başlangıçtaki yapmış olduğum diş çizimiydi. Bu diş çizimini kısaca ben anlatmam gerekirse implantlı modelimin üzerine adapte ettim. Adaptasyonda kullandım. Devam edelim.
Sonra bu gerçekleştirdiğimiz geçici tasarımını Slicer programına koydunuz. Kendi elinizdeki cihaz bu. Evet. Evet. Vega marka küçük Vega. Yavaş cihazımız. Slice işleminde supportlarını, yani sizin TIG dediğiniz dental sektör, evet, supportları eklediniz. Sonra baskıyı aldınız. Burada bir dakikanızı rica edeceğim. Serbay'ın bir sorusu vardı. İşte vidaladığım zaman vida işte reçineyi eziyor. Serbay'cığım, bizim burada kullandığımız teknikte bakın şurada titanyum yüksükleri görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın arkada işlerin oturuyor. Biz genelde zirkonyum işleri, bunu zirkonyum yaptığım için T-base kullanıyoruz ve bunu kullanıyoruz. Yani hastanın implantının üzerine direkt fabrikasyon bir T-base geliyor. Bizim de uyumumuz bu T-base'in dışına göre olmuş oluyor. Yani bunu buraya oturttuğum zaman benim damla oynamaz oradan. Yani mikron derecesinde hepsini elimle oturtturup, yani yapıştırıp hastanın ağzına uygulayabilirim, koyabilirim. Serbay'ın sorusunu da burada. Onun için reçineyi ben tercih ediyorum. Evet hocam. Devam edelim. Anıl Bey. Tabii. Daha sonra bir A2 renk skalası. Gördüğünüz gibi, evet, şu metal kısım. Bu da bizim yine temp reçinemiz. Evet. Buraya ben seni bırakayım gene sözü. Yine burada titanium keplerimiz de gözüküyor. Ben oldukça iyi bir sonuç aldım. Yani A2 oldukça iyi yakaladı. Yoğun bir malzeme olmasına rağmen kabul edilebilirliği çok çok iyi gördüm yani. Evet Anıl Bey. Model. Biraz önce şurada gördüğünüz gibi diş eti ve model şeklinde tasarımını tamamladığımız işleri model reçinesiyle aynı şekilde slicer'a koyup supportlarını yaptık. Ondan sonra baskısını aldık küçük cihazımızda. Baskı sonrası modelle implant uyumunun, biraz önce Vahit Bey sunumunda anlattığı gibi anahtar kilit sistemi şeklinde bir oturum, içeriye girdikten sonra dönmesini engelleyen bir yapıyla oturum gerçekleşti. Burada implantın modelin üzerine diş eti kısmının geliş şekli var. Şu an bu SD'li tabii ki model reçinesi veya damak reçinesiyle de basabilirsiniz. Biraz esnek olmasından kaynaklı. Yalnız biz firma olarak diş eti reçinesinin üzerinde çalışırken şırınga şeklinde diş eti reçinesi çalışmaya özen göstereceğiz. Çünkü sıktığınız yerde UV ile kürleme sağlarsanız çok güzel bir şekilde tutuculuk sağlarsınız. Bundan sonra model oturumu var, uyumu. Evet. Burada ben şöyle söyleyeyim. Sol taraftaki görmüş olduğunuzda bir kompozit ile uygulama yaptım. Yüzeyine bir insizler koydum. Oldukça da hoşuma gitti yani. Beni de zevklendirdi biraz. Bu şekilde bir tarafını bitirdim. Yani çok da fazla uğraşmadım arkadaşlar. Yani sadece bir ince bir şeffaf koydum yüzeyine ve bir diş eti işledim. Tesviye dahi yapmadım yani. Diğer tarafta ham şekliyle görünüşü. Şurada oturmasını görüyorsunuz. Bakın metal yüksükleri görebilirsiniz. T-base'lere. Devam edelim. Yine başka bir açıdan görünüşü. Oturmaları gayet iyi. Benim mouse'um görünüyor mu? Görünmüyor. Sizin mouse'unuz görünmüyor şu an. Görünmüyor. Tamam. Okey. Devam edelim. Burada bir geriye gelelim. Çok özür dilerim. Burada biz bu işi alçı üzerinden yaptık, devam ettik. Daha sonra ben bunun modelini ürettim. Ama alçıdaki oturuşuyla bizim ürettiğimiz modelin üzerindeki oturuşu gayet fitti. Yani en ufak şekilde bir kasma, bir şeyle. Bu da şunu önüme koyuyor benim. Yani aslında ağzından bir tarama datası gelseydi sonucum çok çok daha iyi olacaktı. Söz sizde Anıl Bey. Biz geçen anlattığımız gibi iskelet tasarımının slaydını da sizinle yayın başına paylaştık. Bu slaydımızda da geçici ve model reçinemizin kullanımıyla alakalı örnekler bulundurduk. Salı günü saat 15'te Dental Wings ile Kron Köprü ve Olon Ford tasarımı için Hüseyin Bey'in katkılarıyla bir webinar gerçekleştireceğiz. Instagram sayfamızda webinar linkimiz her seminer sonrasında yenilenir. Instagram'dan girip veya WhatsApp üzerinden sizle paylaşılan, Facebook üzerinden sizle paylaşılan linklere tıklayıp linke tıkladıktan sonra kayıt butonuna basıp isim, soy isim, telefon numarası ve mail adresinizi yazdıktan sonra yazdığınız mail adresine seminerin günü olan tarihte size bir link gönderilecek. O linke tıklayarak yayınımızı izleyebilirsiniz.
Onun haricinde 3 boyut fabrikasının DentaFab kısmı olarak, DentaFab ailesi olarak biz seminerlerimize, bu evde olduğumuz günlerde seminerlerimize ve eğitimimize, dijitale geçişteki eğitimlerimize devam ediyoruz. Bizi YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Arkadaşlarımız birazdan sizinle paylaşacak. Bir süre bekleyebilirim. İsterseniz sorularınıza cevap verebiliriz. Bu arada Vahit Bey, bu sürenizde genelde sizin zamanınızı yakalamak çok zor bizim için. Bu sürenizde bize değerli zamanınızı paylaştığınız iki seminer gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Açıkçası ben size, izleyenlerimizin de önünde bir sonraki bir seminer daha rica ediyorum sizden. Bu semineri tamamen biraz soru cevap üzerine yapalım. Olur. Hem döküm reçinesi ve döküm prosesleri, hem döküm reçinelerinin ImExpress kullanımları, basit modelaj nasıl yapılır gibi veya nelere dikkat edilir? Daha çok program eğitim vermekten ziyade kilit sorulara soracak. Teknik bilgilere cevap verelim. Olabilir tabii ki. Bir tarih belirleyelim aramızda. Sizin de uygun olduğunuz bir gün. Soru cevap üzerine biraz sempozyum gibi bir seminer gerçekleştirelim. Olabilir, yapabiliriz. Çok teşekkür ederim katkılarınız. Teşekkür ederim. Tüm katılan arkadaşlara ben de teşekkür ederim. Gaziantep Gold Dental, Oktay Kırıcı, Serbay Saraç, İbrahim Coşkan, Ahmet Alkan, Abbas Tümer, Zeyo'dan nice kişi çok teşekkürlerini iletiyor. Biz bu bize de edilen teşekkürlerin hepsini size yönlendiriyoruz. Çok sağ olun. Değerli zamanınızı. Çok sağ olun. Tüm arkadaşlara ben de çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah bir başka webinar'da buluşmak üzere diyorum. Soru cevap da olur. Nasıl isterseniz. Çok yaparız yani. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize teşekkür ederiz. Bizi Facebook, Instagram ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. İyi günler diliyorum herkese.